tabii bize de gençler de mesaj atıyorlar. Mert kardeşim demiş ki o kadar yorulduk ki iş aramaktan biz gençler demiş. Ama birileri 3 maaş almaktan yorulmamışlar. Maaşlar acaba bir de prim versek mi diye eleştiriyor. Bir diğer izleyicimiz o kadar maddi manevi emek verdik, üniversite okuduk tek bir atama bile yok. Sağlık kurumları işletmeciliği bölümünden binlerce mezun var ama lütfen sesimizi duyun artık atama istiyoruz. Aynı şekilde ameliyathane teknikerleri de yine atama bekleyen gruplar arasında. Efendim İyi Parti lideri Meral Akşener gelenek haline getirdi. Her hafta meclis grup kürsüsünden bir süreliğine ayrılıyor ve milletin kürsüsü diyerek bir vatandaşa bırakıyor. Bu kez bir şehit babası çıktı kürsüye. Sonra da Akşener bir şehit çocuğunun mektubunu okudu. O mektup hem İyi Parti grubunu duygulandırdı hem de herkesi üzdü. Ben vatan aşığı 19 yaşında bir şehit çocuğu. Geçtiğimiz sene lise diplomamı elime almamla birlikte şu an ne bir sağlık güvencem ve ne de yetim maaşım var. Devletin gözünde bir mendil kadar önemim yok diye düşünüyorum. 19 yaşında bir şehit çocuğunun kendisine yazdığı mektubu okudu İyi Parti lideri Akşener. Zaman zaman cümleler boğazına düğümlendi. Üniversitelerden şehit bursu istediğim zaman ise kadar çoksunuz ki hangi birinizin çocuğunu okulumuza bursla alalım gibi cevaplar aldık. Bunun gerisini okumak gerekmiyor değil mi? Ben Cihan Köktürk. Benim oğlum Rıfat Köktürk 20 yaşında Van Gürpınar bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkar. Çatışmada beş arkadaşıyla birlikte şehit oldu. Şehit babası konuşurken ise İYİ Parti grubunda gözyaşları aktı. Vatan sağ olsun dedik. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener her hafta meclis grup kürsüsünü bir süreliğine derdini anlatmak isteyene bırakıyor. Bu kez şehit yakınları ve gaziler adına Zonguldak Şehit Aileleri Derneği Başkan Yardımcısı Cihan Köktürk geldi kürsüye. TRT ve Meclis Televizyonu'nun sıra milletin kürsüsüne geldiğinde yayından çıkmasına artık alıştık. Ama bari bu sefer yapmayın canlarımıza kıyan teröristin bile çıkıp konuşabildiği ekranlarınızı şehitlerimizden esirgemeyin. Şehitler arasında ne Kıbrıs, Kore, Kurtuluş Savaşı gibi 15 Temmuz gibi bir ayrım yapılmamalı. Şehitlik hakları da aynı olmalıdır. Köktürk'ün ardından Akşener konuşmasına 19 yaşında bir şehit çocuğunun yaşadığı maddi sıkıntıları anlattığı mektubunu okuyarak devam etti. Neden isim vermediğini ve neden onu da meclis kürsüsüne davet etmediğini belirterek "Onu buraya getirmekten çekindim biliyor musunuz? Başına gelebilecek linci düşünüp çekindim." 19 yaşında bir genci, bir şehidin oğlunu. Kimsenin umurunda değil, şehit çocuğuymuş, gaziymiş. Akşener'in ve grup kürsüsünden konuşan şehit babasının anlattıklarını Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Başkanı Üstün Ermidiliç de doğruladı. Şehit ve gazi çocukları için aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel okullarda bir kota belirlediğini ama devlet desteğinin yetersizliğinden dolayı okulların çocukları almak istemediğini söyledi o da. Bir özel okul 20-30 bin liradan başlıyor. Devlet 5 bin lirasını ödüyor. Tabii devletin ödediği 3 lira, 5 lira para gittiği zaman bir özel okula benim kotam doldu deyip hemen Geçiştiriyorlar. Midiliş, şehitlerin maaşının evli ise eşine çocuğuna ve anne babasına pay edildiğini, bu yüzden çok az maaşlarla ailelerin geçindiğini de anlattı. Kendi yaşadığı zorlukları da. Bir şey annesinin aldığı maaş 700 lira ve bu bu parayla kim geçinmek istiyorsa geçinsin. Bedavadan memur oldunuz diyorlar bize. Yani biz uzunluğumuzu kaybedip e, gidip memur olduysak bedavadan oldunuz. Mobbing uyguluyorlar. Hak dağıtırken şehitleri de gazileri de en üst mertebeye koyacaksın bu kadar net